أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زوج الأرواح بالأشباح وأحل النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصلاح وأهل الفلاح أستعيذ بالله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسول الله ونطق حبيب الله cihanda cennetül meva muvafık yarla hemdemdir. Muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. Muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. Cenab-ı Hak bugünümüzü de yarınımızı da cennet kılacak yol arkadaşlarına bizleri muvaffak eylesin. Amin. Biliyorsunuz Allah'ın mümin kullara vaat ettiği ebedi güzelliklerin mahalli olan cennetin mertebeleri, kısımları var. Firdevs cenneti var. Cennetül Huld var. Cennetü Meva var. Deniliyor ki bu alemde, bu dünyada insanın aynı inanca, aynı itikada, aynı anlayışa, hayattan beklentileri itibarıyla aynı şeye gülüp aynı şeye ağlayabilen bir eşinin olması, bir yol arkadaşının olması, bir hayat arkadaşının olması bu cennetin cennetül mevasıdır. Bu dünyanın cennetül mevasıdır. Evinde huzur olanlar, eşinin yüzüne baktığı zaman Hazreti Resulullah'ın Hazreti Hatice'de yaşadığı gibi gönlündeki bütün buhranları unutmayı becerebilenler, yani mutlu bir aileye, sevimli bir eşe sahip olanlar bunun ne demek olduğunu hem anlamışlar hem de tatmışlardır. Muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. Ama iki kelimeyi bile kendisiyle paylaşamayacağınız, rutubetten nem kapan, her davranışını kusur, her sözünü hakaret kabul eden bir insanla aynı evi, aynı ömrü paylaşmak zorunda kalmışsanız, başka cehenneme ihtiyaç yoktur. O zaman tek ümidiniz, sabrınız neticesinde ahirette size verilecek olan mükafat olur. Manisa'da sohbete gittiğim zaman bir adamcağız bir pusula gönderir. Baktım, diyor ki hocam, sohbete ilk kez gelen insanlar var. Onun için ümit vesilesi olsun diye ne olur? Cennetten ve cennet nimetlerinden bahseder misiniz diye yazıyor. Yanımdaki hoca efendiye sordum. Dedi ki hocam, o kağıdı, o notu gönderen arkadaşı tanıyoruz. O her sohbetten önce böyle bir not mutlaka yollar. Bu derse mahsus değil. Cennet
ve cennette vaat edilen nimetleri duymak istiyor her sohbette. Hatırıma geldi, dedim ki sohbetin çıkışında bir bakın kaç kişiyle beraber gelmiş. Hani yeni insanlar geldi, ürkmesinler, heves etsinler diye cennetten bahsetmemizi isteyen adam meğer yanında hiç kimseyi getirmemiş. O zaman tek bir seçenek kalıyor. Hanımıyla o kadar büyük problemi var ki artık dünyada saadet kapısını tamamen kapatmış. Bu kapının bana açılma ümidi kalmamış. Adam cennetten, hurilerden vesaireden bahsedilsin de hiç olmazsa çektiğim sıkıntılara tahammül gücüm olsun, ümidimi diri tutayım istiyordur. Sonra hakikat dediğim gibi çıktı. Allah Celle Celaluhu bir kuluna dünyada da ahirette de huzuru vermeye kadirdir. Hatta şunu söyleyeyim kardeşlerim. İnsanın ilk babası, atası Hazreti Adem ile annemiz Hazreti Havva, biliyorsunuz onların hayatları, evlilikleri cennette başlamıştır. Cennette başlamış. Allah Celle Celaluhu onları bir araya getirip cennete koymuştur. Neden acaba? Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennetten çıktıktan sonra evlenmiş olsalardı. Hayır. İlk evlilikleri cennette başlıyor. Yani bize diyor ki ey kullarım, sizin de kaderiniz aynı. Babanız gibi sizin de evlilikleriniz cennet gibi. Başlangıcı böyle olacak. Onun için nişanlılık döneminde kurulan hayaller, ilk aşık olan delikanlının sabaha kadar heyecandan gözüne uyku girmemesi, bütün bunları düşünün. Sonra cicim aylarını da düşünün. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama evliliğin nimeti gibi külfetleri de karşımıza çıktığı zaman da sorunları nasıl yöneteceğimizi bilemediğimiz zaman yavaş yavaş, tabiri caizse, evliliğin de yasak meyveleri var. Evliliğin de bir koca içinde, bir hanım içinde yasak meyveleri var. Eğer sizi saadet anahtarınızı eline vererek bu huzuru yaşamanız için evliliği nasip eden Hazreti Allah'ın söylediklerine kulak vererek evlilik süreci içerisinde sakınmanız, kaçınmanız gereken şeylere riayet ederseniz babamız gibi cennetten kovulmayız. Cennetten çıkmak zorunda kalmayız. İnanın Hazreti Adem Aleyhisselam yasak meyveden yiyip yeryüzüne inince yıllarca nedamet, pişmanlık, sıkıntı, çile çekmiş. Ve bu çilenin en ağırı da Hazreti Havva validemizle uzak olarak yaşadığı günler olmuştur. Tek başına. Onun için Allah Celle Celaluhu her birerlerinizi, eskilerin ifadesiyle her birerlerimizi kıymet bilen insanlarla karşılaştırsın. Allah Celle Celaluhu evliliğimizi cehennem kılacak yasak hamlelerden, yasak davranışlardan, haramlardan bizleri muhafaza eylesin. Nelerdir acaba evlilikte riayet edilmesi gereken, yapılması ve yapılmaması gereken şeyler? Bunlar tabii madde madde ele alınmaya, bir mektep gibi, bir medrese gibi belki uzunca tahsile ihtiyaç var. Ama lafı fazla uzatmadan birkaç kelimeyle özetleyecek olursak, bir, ama eşiniz olsun, ama hanımınızın akrabaları olsun, ama düğün anında davet ettiğiniz misafirleriniz olsun, ama etrafınızda çalıştırdığınız insanlar olsun, herkesin
kendisiyle irtibatlı, kendisiyle iltisaklı olduğunuz herkesin sizden beklediği en önemli şey. Buna riayet edemediğimiz için çoğu kez bizden şikayetçi olduğunu diyor. Yakınlarımız bizden bekledikleri bu değerli yaklaşım tarzını göremedikleri için para da olsa ceplerinde mutlu olmuyorlar. Ne istiyorlar derseniz, etrafımızdaki insanlar bizden iltifat görmek istiyor, adam yerine konmak istiyor. Bir, herkes içinde bulunduğu cemiyette fakir de olsa, aciz de olsa, hasta da olsa, yaşlı da olsa, kim olursa olsun adam yerine konulmak istiyor. Hani Nasrettin Hoca bir düğüne gitmiş, düğünde hiç iltifat görmemiş, adam yerine konmamış, üzülerek evine gelmiş, en kıymetli elbisesini giymiş ya, sonra pahalı elbiselerle gelince, gelen önemli bir isimdir, bir şahıstır izlenimi vererek hususi bir iltifata mazhar olmuş. Sonra sofraya oturunca hepiniz biliyorsunuz, ye kürküm ye demiş, tabağın içindeki lokmaları kürküne ikram etmiş. Siz kürkünüzle değil, siz mümkünse insanlığınızla, imanınızla, güzel ahlakınızla beraber iltifatı hak edin. Hem etrafımızdaki insanlara iltifat etmeyi bileceğiz, gönül almayı bileceğiz, insanların gönlündeki gülü yeşertmeyi bileceğiz, hem de itibar ve saygıyı hak edecek davranışlara sahip olacağız. Ekserimiz bedel ödemeden bazı şeylere sahip olmak isteriz. Çünkü biz beleşi severiz. Beleşi sevmeyen var mı? Bilal Hoca. Herkes sever beleş. Karşılığında bizden bir şey istenmeyen, bedava verilen şey, mezar bile olsa hayır demeyiz. Ama unutmayınız, hayatta sevilmek de, sayılmak da oturduğumuz yerden bize nasip olmaz. Hak ederseniz sizin olur. Hak ederseniz. Eğer etrafınızdaki insanlar sizi saysın, sevsin istiyorsanız hak edeceksiniz. Onun için yatırımlarınız olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi tembih ettiği hadis-i şerifinde bir, hani ekonomik kriz var diyorlar ya, bunların cevabını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. El iktisadu fil nefaka nisful maişe. Eğer bir adam harcamalarında iktisada riayet ediyor, israftan kaçıyorsa, zaten ihtiyaç duyduğu gelirin yarısını israfı kısarak elde edebilir diyor. Birincisi bu. İkincisi, hüsnü sual nısful ilmi diyor. Eğer bir insan hocasını bulduğu zaman, babasını bulduğu zaman, bir şeyh efendiyi bulduğu zaman, muhatabını bulduğu zaman doğru sorular soruyorsa, ilmin yarısını güzel soru sorarak elde eder. Diğer yarısını hocanın önünde diz çökerek, okuduğu kitaplarla. Ama güzel soru ilmin kapısını açar. Ve üçüncüsü ki söylemeye çalıştığımız, etteveddüdü ilennâsi nısful akli buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir insanın etrafındaki insanlara sevgiyle yaklaşması nısful akli, aklın yarısıdır. Başka bir manası da, aklınızın yarısını insanlarla sevgi bağı inşa etmeye harcayın. Biz vakıf toplantılarında gündemi tamamladıktan sonra bazı haftalar etrafımızdaki yönetim kurulumuzda deriz ki, bugün mali sıkıntıları konuşmayacağız, idari sıkıntıları konuşmayacağız. Bugün sadece ve sadece
etrafımızdaki insanlarla ilişkilerimizde sevgi bağını nasıl inşa ederiz? Çocuklarımız, bugün eve girdiğimiz zaman dört nüfuslu bir aile, hanım ayrı bir odada, kız ayrı bir odada, oğlan çocuğu ayrı bir odada, baba ayrı bir odada. Dört kişi aynı odada bulamazsınız. Niye? Çünkü herkes kendi sanal dünyasını inşa etmiş. Onunla mutlu olmayı gayret ediyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir evlattan bahsederken diyor ki, evlat kokusu cennet kokusudur diyor. Sen şimdi çocuğunu aldığın zaman ona cennet kokusunu alacak bir evlat, bir varlık nazarıyla baktığın zaman çocuk cep telefonuyla oynayan bir çocuk değil. Babasının yanında babasıyla oturmakla keyif alan bir nesil olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennetur raculi daruhu. Bir erkeğin cenneti evidir buyurmuş. Evi. Ama koca eve gittiği zaman daralıyor. Veya koca baba eve gittiği zaman da çocuklar, hanım bir an önce gitse de şöyle bir rahat nefes alsak diyecek duruma gelmişiz. Yapacağımız şey çok zor değil. Para istemiyor. Fatura istemiyor. Mali güç istemiyor. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi etrafınızdaki insanlara iltifat etmeyi bilin. Bir köle azatlısı Ebu Salim çok güzel Kur'an okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de onun sesini duyunca dayanamıyor. Yanına gidiyor. Köle azatlısı. Rütbesi yok. Maaşı yok. Sigortası yok. Evi yok. O kadar fakir ki. Yatağı toprak. Yorganı gökyüzü. Yastığı var mı? Evet. Dirseği. Bu kadar. Bulursa yiyor, bulamazsa oruca niyet ediyor. Cemiyette bu kadar yoksun ve yoksul olan bir insanın toplumdaki karşılığını az çok tahmin edebilirsiniz. Ama Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel Kur'an-ı Kerim okuyuşundan sebep Ebu Salim'in yanına geliyor, elini omuzuna koyup ona şöyle hitap ediyor. Bir kez çocuğunuza böyle hitap ettiğinizi düşünün. Bir kez eşinize böyle hitap ettiğinizi düşünün. Bir kez annenize, bir kez babanıza böyle söylediğinizi düşünün. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kadar hoşuma gidiyor ki her naklettiğim zaman ayrı bir lezzet alıyorum. Kerimesi kızı Hazreti Fatıma validemiz Hücre-i Saadet'e teşrif ettikleri zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derhal ayağa kalkar, müşfik bir baba olarak Hazreti Fatıma validemizin alnından öper, onu ayakta karşılar. Gel kızım, benim oturduğum yere otur der, kendi eliyle getirir oturduğu koltuğa, oturduğu mindere onu oturturmuş. Bir baba düşün. Kızını kapıda karşılıyor. Evladı geldiği zaman umursamayan değil, belki evine güneş doğmuş gibi heyecanlanan bir baba, bir koca, bir hanım düşün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Salim'in eline omzunu koyuyor ve dünyalara bedel, parayla satın alınamayacak. Bütün saltanatları fevkinde olan, bütün zenginliklerin, ülke fetihlerinin fevkinde olan şu hitaba mazhar oluyor. İnanın Ebu Salim için bu sözden daha kıymetli, daha değerli, daha şerefli bir şey olamaz yeryüzünde. Elhamdülillahillezî ce'ale fî ümmeti mislek. Elhamdülillah, Allah'ıma nihayetsiz hamdü senalar olsun. Ellezî ce'ale fî ümmeti, benim ümmetim içerisinde misleke senin gibi Kur'an bülbüllerini
bana ümmet kılan sevgili Allah'ıma hamd ederim diyor. Şimdi bir an düşünün. Eve gittiğiniz zaman eşinize, annenize, babanıza, evladınıza ve çocuğunuza, damadınıza, gelininize bu sihirli cümleyi kullanın. Senin gibi bir gelin, senin gibi bir damat, senin gibi bir evlat bana nasip eden Allah'ıma hamdü senalar olsun deyin. Ama öfkelendiğinizde, ama kayış attığınızda söylemi değiştirmemek şartıyla. Asıl en zor anlarında bu cümleye ihtiyaç var. Etrafınızdaki insanlara itibar gösterin, iltifat edin. Onlara yapacağınız her muamelede kendilerini değerli hissettirin yeter. Ben medresede okuyan talebe kardeşlerimize mezun olduktan sonra Müslümanlara, Allah'ın kullarına hizmet ederken tatlı su gibi insanları etrafında toplayıp tutabilmeleri için onlara bazı adab-ı muaşeretle, muaşeretin esrarıyla ilgili onlara bazı tecrübeler aktar. Onlara söylediğim şeylerden bir tanesi şudur. Etrafınızdaki insanlara ama hitap ediyorsunuz, ama ikram ediyorsunuz, ama bir bardak su veriyorsunuz. Kim olursa olsun, babanız, anneniz, dedeniz, neneniz, eşiniz insanlara bir hediye alıyor, insanlara bir söz söylüyorsanız, ikram demek karşı tarafa kendini değerli hissettirmek demektir. Yani evladınıza en pahalı arabayı almış olabilirsiniz. En güzel evi hediye edebilirsiniz ama kendisine onun sizin katınızda değerli olduğunu hissettiremedikten sonra bir şey yapmış sayılmazsınız. Rahmetli babam daima derdi ki oğlum, yedi kardeşiz, her birerlerimize benim yanıma gelirken asla eliniz boş gelmeyeceksiniz derdi. E baba, her zaman bir şey alamayız. Olsun. Benim yanıma gelirken asla eliniz boş gelmeyeceksiniz. Hiçbir şey alıp gelemiyorsanız sokaktan bir taş alacaksınız. Benim yanıma taşla geleceksiniz. Ben anlayacağım ki benim oğlum durumu müsait olmadığı için bana bir şey alamadı, bir ekmek alamadı, bir şeker alamadı ama eli boş gelmedi. Biz bir taşla bile karşımızdaki insana kendini bizim nezdimizde değerli hissettirebiliriz. Evlilikte en çok ihtiyaç duyacağınız edep, en çok ihtiyaç duyacağınız tavır budur. Eğer eşinize, eğer çocuklarınıza, eğer kayınpeder ve kayınvalidenize yaptıklarınızla, söylediklerinizle, davetiniz veya davete icabetinizde bu esasa riayet ederseniz çok fazla yıpranmadan bu işin sırrını çözmüş olursunuz. Daha söylenecek çok şey var. Bir de yapmamamız gereken hususlara bir iki kelimeyle temas edelim. Biliyorsunuz, nişanlılık sürecinde damat adayı ile gelin adayı hep birbirlerinden kusurlu taraflarını, eksik taraflarını, akan kokan taraflarını gizlerler. Niye? Çünkü bu muhatabımızın bizden soğumasına, uzaklaşmasına, nefret etmesine, acaba yanlış bir tercih mi yaptım demesine sebep olur. Onun için nişanlısının yanındayken mendilini alıp garç gurç diyerek burnunu temizleyen bir damat adayı duymamışsınızdır. Ben yaptım diyen var mı? Yok. Terli iş elbisesiyle yahut kokan çoraplarıyla nişanlısının evinin önünden geçen bir damat adayı, bir gelin adayı görmemişsinizdir. Herkes bayramlık elbisesini giyer, görünecekse en güzel tarafıyla görünmeye gayret eder. Kusuru yok mudur? Vardır. Eksiği yok mudur? Vardır. Benim bir talebem vardı. Çocukluktan beri medresede Türkçesini geliştirsin diye buna
17 yaşındayken edebiyat kitapları veriyorum. Biraz lisanını güçlendirsin. Ta ki kürsüye çıktığı zaman Bilal Hoca gibi rahat konuşabilsin. Kelimelerle oynasın. Muradını, meramını tabiri caizse türlü türlü çiçekler gibi farklı teşbihlerle, farklı cümlelerle ifade edebilsin diye. Ama hiç okumadı. Fakat 23 yaşına geldi, çocuğu nişanladık. 23 yaşında bizimki edebiyata merak sardı. Acaba neden? Hayırdır oğlum, bu edebiyat merakı nereden geliyor deyince gülmeye başladı. Niye? Nişanlı ya, hanıma süslü laflar söyleyecek. Evlendikten sonra devam etti mi bilmiyorum. Evlendikten sonra bazı şeylerin değişmesi normaldir. Hasan Efendi Hazretlerimiz, Allah ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin, tasavvufta bazı incelikleri anlatırken, mürit olmadan önceki edep, mürit olduktan sonraki edep, 30 yıllık olduktan sonraki edeplerden bahsederken, bunlar arasında farklılıklar vardır. İlk Müslüman olduğu zamanda bir insanda affedilecek şeyler, 30 yıllık bir dervişten affedilmez. Beklentiler farklı olur. Mesela şöyle bir misal verirdi. Nişanlıyken kayınpederinizin evine gidiyorsunuz. Kız istemeye gidiyorsunuz. Ne götürürsünüz? He? Çiçek veya kallavi bir çikolata yaptırırsınız. Öyle gidersiniz. Ama evlendikten sonra eve giderken artık çiçek değil, pırasa götürürsünüz, lahana götürürsünüz, ıspanak götürürsünüz. Ya her gün çiçek götürürseniz istemezler. Ama nişanlılık döneminde pırasa götürsen deli mi bu adam derler. Demek ki her dönemin kendine ait edepleri var, davranışları var. Nişanlılık döneminde bazı şeyler nişanlılık döneminde olduğu gibi de devam etmesi gerekiyor. Bunları birbirinden tefrik edeceğiz. Biz pırasa meselesi gibi zannediyoruz. Nişanlıyken akan kokan, yani insanları kendimizden nefret ettiren davranış şekillerini evlendikten sonra izhar etmeye başlıyoruz. Ve diyoruz ki Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Evet, Allah'ın bildiğini kullardan saklamaya devam edeceğiz. Çünkü nişanlık döneminde hangi davranışın etrafındaki insanları senden tiksindiriyorsa evlendikten sonra da öyledir. Evlendikten sonra da herkesin ortasında burnunu silersen milletin midesi bulanır. Lavaboya gittiğin zaman ağzındaki bütün zerzevatı milletin göreceği şekilde temizlersen annen de olsa, baban da olsa midesi bulanır. Fasaklılık, kabalık, öfke, sinir krizleri ve sert konuşmalar, tahkir edici hitap şekilleri, teşekkür etmemek, bunlar bizim zayıf taraflarımız. Edebiyat kitaplarını sadece nişanlılık döneminde değil, evlendikten sonra da okumaya devam etmek lazım. Ta ki evlendikten sonra beşeri zafiyetlerimizi, kusurlarımızı yine en yakınımızdaki insanlardan bile gizlemeyi bilmeliyiz. Eğer sevilmeye devam etmek istiyorsan. Üstadı Mahmud Efendi Hazretleri nikahını kıydığı gençlere ilk günden 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık oluncaya kadar hep şöyle hitap ederdi. Şimdi neydi Mahmut? Mahmut Hoca kardeşimiz. Şimdi bakıyorsunuz yeni damat. 30 sene sonra gördüğümüzde çok çabuk geçecek bu. Bu sözümü unutma. Tamam? Diyeceksin ki ya hocam daha dün düğünümüzü yapmıştın. Ne zaman 30 sene oldu? Ne zaman torun sahibi olduk? Sen de şaşıracaksın. 30 sene sonra Mahmut Hoca ile karşılaştığınızda, 40 sene sonra karşılaştığınızda bugünü hatırlayın ve hala ona
yeni damat demeye devam ediniz. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri 30 sene sonra karşılaştığı, nikahını kıydığı delikanlıya yine yeni damat diyor. O adam itiraz ediyor, efendim diyor, yeni damadı mı kaldı? Artık torun torba sahibi olduk. 30 sene oldu. Üstad buyuruyor ki, yeni cami yapılalı 400 sene oldu ama hala adı ne? Yeni cami. Sen de yeni damatsın diyor. Ben önce bunu latife yapıyor zannediyordum. Sonraki tecrübelerimde anladım ki meğerse evlilikte en önemli kural yeni damat, yeni gelin olmak ve kalmaktır. Şimdi siz bir düşünün bakalım. Yaşı ileri olanlar, orta yaşlı olanlar, saçı sakalı ağaranlar, kendinize bir sorun. Yeni damat mısınız değil misiniz? Hocam biz eskidik diyorsanız vallahi bizim orada eskiyen eşyaları, eskiyen şeyleri çöpe atıyorlar. Evde hanımlar görmek istemiyor. Siz de öylesiniz. Eskiyen ayakkabılarınızı başkalarına verelim veya çöpe atalım. Eğer evde fazlalık gibi görünüyorsak bir sıkıntı var. Demek ki biz yeni kalmayı, taze kalmayı beceremedik. Halbuki Yunus Emre diyor ki, her dem yeni doğarız, bizden kim usanası var? Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası var? Allah Celle Celaluhu davranışlarımızla, yanlışlarımızla, eksik ve kusurlarımızla etrafımızdakilerini usandıracak hatalardan bizleri muhafaza eylesin. Evlenen kardeşlerimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Her düğün sohbetinde ısrarla vuku çok olduğu için, hatta gözünün içine baka baka her düğün sohbetinde bunu söylediğim halde bir türlü hayatına tatbik edemeyen insanları görmeye devam ediyor. Ya düğün esnasında açıkça ismini de veriyor. Açıkça. Yapma böyle diyorum. Sanki hiç duymuyor. Herkes kendisine söylenmiş gibi lütfen dinlesin. Ben 98'den beri evliyim. Aile hayatımda da, cemaatin içerisinde de kendime söylediğim bir cümle var. Kendime takındığım bir ahlakım var. Ben diyorum ki davama ihanet edenlerin dışında, İslam'a ihanet eden, mukaddesatıma ihanet edenlerin, Müslümanların başını öne eğenlerin dışında ben şahsi meselelerden dolayı hiç kimseye küsmem. Siz de evde trip atmayı bırakın. Küsmeyeceğiz deyin, hanımla böyle bir anlaşma yapın. Göreceksiniz. Sorunlar bir anda kendiliğinden küçülecek. Evlilik ve bu hayat yaşanılır hale gelecek. Önce siz karşı tarafa o emniyeti verin, sonra onlar size bir karar verin ve birbirinize küsmeyin. Küsmezseniz sorunlar çözülebilir, sıkıntılar yönetilebilir bir hal alır. Ama küsmeye devam ederseniz 3 günlük küskünlükler yavaş yavaş kine, nefrete, buğza, soğukluğa, buz dağlarına dönüşür ki sonra onları eritemezsiniz, sonra onlardan kurtulamazsınız. Allah Celle Celaluhu sevgiyle doldurulmuş bir ömür bizlere ihsan eylesin. Yezherul insan inde men yefhemu. İnsan kendini anlayan bir eş, kendini anlayan bir cemaat, kendini anlayan bir dava arkadaşının yanında çiçek açanmış. Eğer siz de çiçek açan olmak istiyorsanız, meyve veren olmak istiyorsanız ve meyve veren bir eşin karşınızda, huzurunuzda olmasını istiyorsanız, siz anlayışlı olun, o da sizi anlamaya gayret etsin. Allah Celle Celaluhu her birerlerimizin kırmızı çizgilerini doğru tanımlamaya bizleri muvaffak ediyoruz. Birbirimizi anlamaktan, aynı dili konuşmaktan muradım budur. Yani erkek basit bir misalle çayı demli mi seviyor,
Az şekerli mi seviyor, çok şekerli mi seviyor? Hanım bunu bilecek. Koca da hanımının kırmızı çizgilerini bilecek. Hanımın eğer ailesi kırmızı çizgisi ise sen o çizgiye tecavüz etmeyeceksin. Belki onu avantaja çevirmek için zekice hamleler yapacaksın. Bir Karadenizli ile evlenmişseniz siz Trabzonspor'un aleyhine konuşmayacaksınız. Muhlamayı kötülemeyeceksiniz. Kara lahanayı evden eksik etmeyeceksiniz. Buğday unu değil, daima mısır unu evde hazır olacak. Demek istediğim bu. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Ama birbirimizle konuşurken kırmızı çizgilerimizden haberimiz yok. Hangi kelime karşı tarafı yıkıyor? Hangi söz karşı tarafı katil olacak seviyeye getiriyor? Bunları bilemediğimiz için, gönül almasını bilemediğimiz için mutlu olmayı hak edemiyoruz. Gönül ancak gönül almasını bilenlere emanet edilir. Allah emaneti zayi etmekten bizleri muhafaza eylesin diyor. Ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Evet.